Anadolu'nun farklı yörelerinin birbirinden ilginç evlenme adetlerini görüntüleyebilmek için yola koyulan ekibimizin son durağı Trabzon ilinin Akçaabat ilçesine bağlı Acısu köyü. Acısu, şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta dağların yamaçlarına kurulmuş eski bir yerleşim yeri. Karadeniz bölgesinin tipik coğrafi özelliklerine uygun olarak yeşillikler arasında kurulmuş. Karadeniz'in hemen tüm köylerinde olduğu gibi burada da dağınık bir yerleşim söz konusu. Evler birbirinden oldukça uzak yerlere inşa edilmiş. Ancak bölge insanı bundan şikayetçi değil. Tüm hayat düzenini buna göre ayarlamışlar çünkü. İnsanların tabii ki toplu olarak yaşamamaları nedeni daha geçmişten gelen bir şey. Yani o arazileri sahiplenmeleri, orada yaşamlarını devam ettirebilmeleri için her şeyini öyle koymuşlar. Suyunu, mezarını, her şeyini o arazi üzerine kurmuş yani. Köyde ilk karşılaştığımız insanlardan biri 75 yaşındaki Emine Durmuş oluyor. Emine teyze buraya 16 yaşında gelin gelmiş. Bugün ise köydeki en yaşlı insanlardan biri. 75 senedir Karadeniz'de yaşıyorum. Babamın evi şu karşıda, körünün yan başta. Gelmişler istemişler, ben görmedim. Bir sefer gördüm uçaklarını, bir oldu iki sefer. 4 tane çarcaf, bir iki tane böyle peştemal, buradan da birkaç yadak. Öyle gelin olduk, oradan buraya geldik. Tanımazken birbirini, gelin olduk, geldik. Eşinin hastalığından dolayı üzgün olan Emine teyze, acısını mani söyleyerek bizlerle paylaşıyor. Çok dikkiler söylerdim, alışığım, alışık. Birkaç tane diyeyim, yaşlarımla karışık. Gelin olalı beri agar gözümden yaşlar. Birkaç tane diyeyim, dinleyin arkadaşlar. Ben böyle düşünmedim, hep hoş geldiniz bize. Birkaç tane diyeyim, hadire kalsın size. Derdimden meremimden külme gülemeyirim. Kahırlarım fazladı, bir şey diyemeyirim. Evvelden ha bu köyün şenlikleri benidim. Düştüm ha bu kahra, yağlar gibi eridim. Ki diyemeyirim, agar gözümden yaşlar. Ta diyemeyirim. Hoşça kalın arkadaşlar. Acısu köyündeki düğünler Anadolu'nun diğer yerlerine benzer bir şekilde 3 gün sürüyor. Eskiden çarşamba günü başlar, cuma günü sona erermiş. Günümüzde ise cuma günü başlayıp pazar günü bitiyor. Düğünün köyde yapılmasını damadın annesi Hacı Kız Durmuş istemiş. Bu onun çok eskiden beri gerçekleştirmek istediği bir arzusuymuş çünkü. Gençler daha çoğunlukla salon düğünleri tercih yapardı. Ben küçüklükten ukarı havesliyim köyümüzde yapmak. Köyümüzün geleneğini unutturmamak. Ben de o işlere biraz meraklı olduğum için yani hevesliyim o idi. Allah'ıma çok şükür yani bu günleri de gördük. Düğünümüzü de yaptık. Bugün düğünün birinci günü. Kınalık adı veriliyor bu ilk güne. Geline kına yakılacağı için. Kına yakma töreninden önce evin önünde çeşitli eğlenceler düzenleniyor. Sahneyi horon oyunu alıyor. Genç kızlar kol kola girerek kemençenin kıvrak sesine ayak uyduruyorlar. Horon son derece canlı ve hızlı figürlere sahip bir halk oyunudur. Oyuna vücudun tümü katılır sözün tam anlamıyla.
Aslında kadın ve erkek horonlarının arasında pek fark olmamakla birlikte, kadınların oynadıkları horon daha yumuşak figürlere sahiptir. Hadi! Anadolu'nun kuzey bölgesinde sahil boyunca uzanan bölgeye mahsus olan bu oyun, Karadeniz yöresi düğünlerinin de vazgeçilmez görüntülerini teşkil eder. Genç kızların oyunundan sonra erkeklerin yöresel oyununa geçiliyor. Kişi tarafından oynanan bu oyuna bıçak oyunu deniyor. Son derece atik ve dikkatli olmayı gerektiriyor. Dağlarda yaşamanın getirdiği mücadele ruhunu aksettiriyor adeta. Yörenin geleneksel kına gecesi eğlencesinde müziği kadınlar yapıyor. Güğüm denilen bakırdan yapılmış bir su kabı ve ayak sesleriyle ritim tutturuluyor. Adetlere göre gelin kına gecesine sonradan katılır. Onun yerine kadınlardan biri başına geline mahsus kırmızı duvak örtüyor ve gelinin dublörü oluyor bir anlamda. Gelin kına gecesine getiriliyor. Anadolu düğünlerinin vazgeçilmez ritüellerinden biri olan geline kına yakma vakti. Kına hazırlanıyor. Kına gecesine has türküler köyün en güzel sesli kadınları tarafından söyleniyor. Bu hanımlar düğünlerde öncelikli davetlilerdir. Geline ağlamamasını öğütleyen bu hüzünlü türkü, birçok öğütler de veren uzun bir nasihatname adeta. Düğünlerde gelin olacak kızların ağlaması geleneği son derece yaygın Anadolu'da. Ağlama canım ağlama, geline bak geline, kına koy eline, kına koy eline. Geline bak geline, kına koy eline, kına koy ye. Ne yapacak kınayı, uysun peyüklerine, uysun peyükle. Ne yapacak kınayı, uysun peyüklerine, uysun peyükle.
Çamurdan gitmeyelim kelilerizimiz ya kelilerizim. Çamurdan gitmeyelim kelilerizimiz ya kelilerizim. Pinasa tetelim bu gelin kızımıza bu gelin kızım. Bu gencecik ömrümü putalarda yürüdüm ben putalarda yürüdüm. Bu gencecik ömrümü putalarda yürüdüm ben putalarda yürüdüm. Ya kaynana kaynana sana derim sana sana derim. Kaynana bir yılandı yerde duya landı yerde duya. Kaynana bir yılandı yerde duya landı yerde duya. Kaynana bir yılandı yerde duya landı yerde duya. Tutanı saçlarından kerman gibi dolandır kerman gibi dol. Tutanı saçlarından kerman gibi dolandı kerman gibi dol. Darılma hacı kız ben de bir kaynanayım ben de bir kaynanayım. Darılma hacı kız ben de bir kaynanayım ben de bir kaynanayım. Allah mesut taht eylesin kızımı bir kevezelik ettik. Hayırlı yuvala Cenab-ı Allah nasip etsin kızımıza. Amin amin. Hayırlısı amin, olsun. Amin. Altı tane gelinim de benim var şu an. Ona yetmek olsun. Altı gelin kaynanası. Hiçbiri vurmadı bak korkma. Ben de vurmadım onlara. Ardından eğlence kaval eşliğinde devam ediyor. Bu eğlence değişen name ve renklilikte ancak temposunu hiç kaybetmeyen akşamın geç saatlerine kadar sürüyor. Baba veya anne, kız tarafı olsun, erkek tarafı olsun. Onlar karar verirdi. Hiç görmeden, yani eski geleneklere göre. Yani şunu alacaksın derdi baba veya ana ve öyle olurdu. Ama şimdi öyle değil, tam tersine. Şimdi çocuklar buluyor. Buna rağmen birbirleriyle anlaşıyorlar. Bunun yanı sıra bize düşen görev de şu oluyor ana baba olarak. Kökenini araştırıyoruz, ailesi nedir? Ailesi temiz aile midir, nereden gelmedir, bir yerden göçmen midir? Bunlar çok önemli oluyor, bizim için öyle. Yani burada, bizim köyde olsun veya bizim yörede olsun, bunlar bizim için ön planda olan bir yani yapıdır yani. İlk önceki planımız odur. Biz 30 yıllık evliyiz, bizim düğünümüz olmadı. Biz kaçarak evlendik. Muhammed Bey'in aileler arasındaki uyumun evlilik için çok önemli olduğunu vurgulamasından sonra eşini kaçırarak evlendiğini öğreniyoruz. Bu durumu eskiden büyükleri ikna etmenin mümkün olmadığını söyleyerek açıklıyor. Evet. Vermediler. Biz de birbirini severdik, kaçtık. O zamanlar tabii ki bu kadar şey yoktu ya. Vermeyin de biz de kaçtık yani. Macera da oldu. Yeşil tepelerin yamaçları üzerinde kurulu Acısu köyündeki düğünün ikinci gününün sabahındayız. Düğün öğleye doğru başlayacak. Bunu fırsat bilerek Acısu köyünde gezintiye çıkıyoruz. Acısu köyü hanımları yöreye özgü bir sebze olan karalahana topluyorlar. Bunu Şubat ayında ekiyoruz. Fidanlık halinde yetişiyor. Topluyoruz. Böyle kırıp hazırlıyoruz. Tenceremizde haşlıyoruz. Bunu haşladıktan sonra böyle peliyoruz portada. Buna koyup içine pirinci sarıyoruz. Geleneklerle ilgili birçok bilgiler veren Ayşe Çelik ise geleneksel mısır öğütme işinin nasıl yapıldığını gösteriyor bizlere. Burası Trabzon'un Akçabat Acısu köyü. Burada önceden mısır çoğunlukla yapardık. Şimdi ise fındık
daha çok değildi oldu. Bu mısır işini çok yapma. Ya bayılır da çok değil yani. Kurur diye oturdun, getirdin değirmeni. Bu el değirmeni, bunda yarmaya bayılır. Bunda çektin, çekip çorbaya bayılsın. Mısır çorbası. Sonra yoğurttan artık ayran şeyle, yağla yapıp yiyebilirsin. Kaçanlarında kurutulan mısır taneleri daha sonra ayıklanıyor ve ağır değirmen taşları arasında el emeği ile öğütülüyor. Şimdi ben bundan çorba yapacağım. Vardım çıktım yaylıya çaplamalı atresiz. Ayşe Hanım'ın sesinin güzel olduğunu öğrenince bir de türkü istiyoruz kendisinden. Yalnız söylemeye çekinen Ayşe Hanım arkadaşlarını da alıyor yanına. Sen bir piyaz baklasın, senin Mevlam saklasın. Sen bir piyaz baklasın, senin Mevlam saklasın. Keyin kuşan sevgilim, asımların çatlasın. Keyin kuşan sevgilim, asımların çatlasın. Düğünüm olmadı yani. Sadece elime bir kına yaktılar akşamdan işte böyle komşular arasında o kadar. Anam beni, vay beni, ben niye oldum böyle? Yazılarım mı bozuk, yoksa kaderim böyle? Yazılarım mı bozuk, yoksa kaderim böyle? Karaptal yok dediler, nedir ha bu donanma? Öyle bir güne geldik, kız babana inanma. Bugün damat düğünü günü. Trabzon düğünlerinde ilk güne kınalık, ikinci güne damat düğünü, üçüncü güne ise cumalık deniliyor. Doğu Karadeniz bölgesinin birçok yerinde olduğu gibi burada da kalabalık toplantılar köyün en geniş düzlüğü olan okul bahçesinde düzenleniyor. Karadeniz düğünlerinin vazgeçilmezi horonda başlıyor hemen. Bir süre sonra gelinle damat da geliyor. Davul ve zurna onları karşılamaya gidiyor. Alana gelmeden önce gelinin başı kırmızı bir tülbentle örtülüyor. Bir başka kırmızı tülbent de damadın omuzlarına atılıyor. Ardından düğün sahipleri gelin ve damadı aralarına alarak konvoy halinde alana yürüyorlar. Gelin ve damadın arkasında ise damat çeyizi denilen beyaz örtüler içerisindeki bohça taşınıyor. İkinci güne damat düğünü denilmesi boşuna değil. Çünkü meydana erkekler hakim. Bugünün bir başka özelliği de damat tıraşı denilen törenin yapılması. Bunun için damat alanın ortasına konulan bir sandalyeye oturtuluyor. Ardından damadın tıraş bohçası açılıyor.
Bohçadan çıkan havluların bir kısmı adete göre düğünde emeğe geçenlerin kollarına bağlanıyor. Ancak berber tıraşa hemen başlamıyor. Tıraş bıçağını bulamadığını söyleyerek babalık denilen damadın sadıcından bahşiş istiyor. Tıraş devam ederken bir taraftan da damadın yakınları takı için alana çağrılıyor. Vallahi bunun devamını biliyorum ama. Teşekkür ediyoruz. Evet. Evet, damadın babası. Tıraşın bitmesiyle damat da horona katılıyor. Horon halkası gitgide genişleyerek tüm katılımcıları içine alıyor adeta. Damat düğününün bitmesiyle birlikte gelin damat evine götürülüyor. Damat düğününün bitmesi bir nevi damadın gelini aldığının göstergesi. Gelin erkek evine girene kadar yöreye has birçok adete tanıklık ediyoruz. Bunlardan ilki damadın yüksek bir yere çıkarak gelinin başına buğday ve şeker serpmesi. Bu, diğer Anadolu düğünlerinde olduğu gibi bereket ve mutluluk dileklerini simgeliyor. Ardından sıra tamamen bu yöreye özgü bir başka gelinlikte. Bu da gelin ve damadın evin hayvan beslenen ahırına girerek kendilerine hediye edilen hayvana teslim almaları ile ilgili. Geleneksel Anadolu düğünlerinin her bir anı çeşitli sembollerle, ritüellerle dolu. Yüzyıllardan süzülüp gelmiş bu gelenekler bugün de ısrarla yaşatılıyor, nesilden nesile aktarılıyor. Köyde hayvancılık ön plandaydı. Tabii ki o genç nesile de bu geleneği devam ettirebilmesi için ahıra gelin getirilir. Ahırda en böyle ne bileyim iyi hayvanlardan ona sahiplendirilir. Daha iyi bu işi sevsin, daha iyi yapsın. Biraz da teşvik etmek amacıyla yapılan bir gelenek yani. Gelin yeni evine girmeden önce ayağının altına su dolu bir bardak, bardağın arkasına ise kaynanasına ait peştemal denilen bir örtü seriliyor. Gelin içeri adım atarken sağ ayağıyla bardağı iterek suyun örtüye dökülmesini sağlıyor. Suya şimdi ayağını vurdu mu o kızgınlığını dökmüş oluyor yani. Peştemal deriz biz bunlara, onu önüne serer, üstüne suyunu koydu mu gelin hanım onu döker, yani uyumlu olması için suyu dökmüş olur. Gelinle damat içeri girdikleri zaman da birbirlerine şerbet içiriyorlar. Bardaktaki şerbetten üçer yudum alınması gerekiyor. Ne eksik ne fazla. Bu da evliliğin şerbet gibi tatlı sürmesi temennisinin bir göstergesi kabul ediliyor. Şerbet içirme adetinden sonra geline gösterilen değerin bir ifadesi olarak bir sine içerisinde özenle dizilmiş yöresel yemekler önüne konuluyor. Bu göz alıcı tablo içinde dumanı tüten sobanın önündeki Karadeniz'in hanımları yöreye özgü yemekler hazırlıyorlar el birliğiyle. Saçın üzerinde bazlama denilen yöresel ekmek pişerken bir taraftan da kara lahana dolması sarılıyor. Şu
ama şey yanar yani. Bak, bakın abi nasıl öldü, gelin bakın şaka. Oh, hamsi gibi oynay fasulyeli tavanın içinde. Üçüncü gün düzenlenen bu eğlenceye cumalık deniliyor. Cumalık, damat gününün aksine kadınlara mahsus bir gün. Bu sebeple sahneyi kadınlar alıyor. Cumalık, düğünden sonraki gün yapılan, kadınlar arasında evliliğin eğlence ve hediyelerle kutlanması. Bu kez kadın misafirler evlenen çiftlere hediyelerini takdim ediyorlar. Bugün de kadınlar özel bir gün. Kadınlar sadece cumalık diyen adı gece. Geline hediye toplar orada. Gönlünden ne coşarsa veren geline bir hediye, bir mutluluğunu, bir şeyini paylaşmak için. Kadınlar baştan aşağı yöresel kıyafetlerle süslemişler kendilerini. Bellerinde sarılı peştemalleri, kuşakları, Karadeniz'e has ketenden gömlekleri, oyalı örtüleriyle özel bir görünüm sergiliyor Karadeniz'in bu naif kadınları. Benim dediklerimi de el alem ne bilecek, el alem ne bilecek. İlkbaharda külmeyen de kışın nasıl gülecek, kışın nasıl gülecek. Anam benim, anamsın da